Merhaba arkadaşlar. Ee, Ekümene Polis 2060 projesi dedikleri bir proje var. Şimdi bakın resmini zaten görüyorsunuz. Bu operasyonun neden 2060'da olacağı veya niye böyle bir tarihlemenin yapıldığı diğer arkadaşlar yeni Roma kurulacağıyla alakalı ifadelerde de bulunuyorlar. Bu ne kadar doğru veya yanlış onlara da bakıyor olacağız şimdi. Şimdi şunu bir açalım ama neden 2060 denildi o proje için. Çünkü yine var olan kehanetlerden bahsetmemiz gerekiyor. Bir kehanet şudur. Nasıl ki milattan sonra 1054 yılında iki kilise merkezi birbirine aforoz ederek kendilerini kafir ilan ettilerse buna da büyük şizma denir. 1054 yılında yaşanan hangi kiliseler birbirlerini aforoz etti? Katolikler ve Ortodoks kiliseleri yani Katoliklerin merkezi Vatikan diyelim şimdilik. Vatikan ile Ortodoksların merkezi olan 1054 yılında Ortodoksların merkezi olan İstanbul'daki Patriklik yani Ortodoks Patrikliği. Bu iki kilise birbirini aforoz ettiler ve bu aforoz neticesinde iki kilise ayrı düştü görüşlere ayrı, inanç bir bakıma da olsa ayrıldı, diller ayrı, kutsal kitapların metinlerine geçen diller ayrı vesaire baktığımız zaman tamamen bir kutuplaşma oldu. Şimdi işte var olan bir kehanete göre bu ayrılmanın olmuş olduğu yılın üzerinden bin yıl geçtikten sonra iki kilise merkezi tekrar birleşecek. Birbirlerini affedecek. Şimdi bin yıl sonrası ne oluyor? 2054 yılında bir birleşmenin olacağı ve bu birleşmenin de nerede olacağı da önemli. Çünkü ayrılma nerede olduysa birleşme de orada olacak arkadaşlar. Peki ayrılma nerede oldu 1054 yılında? İstanbul Ayasofya'sında. E o zaman demek ki 1054 yılından sonraki 1000 yılı eklediğimiz zaman 2054 yılındaki var olan birleşmenin nerede yapılacağı gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Ayasofya'sında. 2050'leri düşünün. 2050'li yıllar gibi demek ki var olan bir otorite İstanbul'da artık ağırlığını koymuş, bölgeye hakimiyetini sağlamış ve daha sonrasında da Ayasofya'yı kiliseye çevirmiş. Ve kiliseye çevirdikten sonraki Kehanet tarihinde de var olan iki kilise merkezini bir araya getirip o aforoz işlemini kaldırması ve iki kilisenin bir araya gelerekten barışmasını sağlayacak. Ve bu barışma sağlandıktan sonra işte haritada gözüktüğü gibi birilerine göre İstanbul 3'e bölünecek. İşte haritada görüyorsunuz Trakya'dan artık İstanbul'un Silivri'sine kadar yani o Kanal İstanbul sınırlarına kadar Yunanistan gelmiş. Kanal İstanbul kurulduktan sonra ortada oluşacak olan o Ada İstanbul Ekümenopolis diye ifade edilen bir din devleti gibi bir nüfus alanına sahip olacakmış. Ve bugünkü var olan Anadolu yakası dediğimiz köprülerin diğer bacağı Asya tarafındaki kara parçası itibariyle de Türklerin sınırlarının oraya kadar gerileceği ifade ediliyor. Böyle bir yaklaşım var bu ifade edilmiş olan Ekimenopolis projeksiyonunda 2060 yılında böyle bir tasarruf var. Çünkü bakın birleşme 2054 yılında olacaksa Demek ki bu gibi bir olayın hayata geçirilmesiyle alakalı hangi metot hangi şifre devreye giriyor? 7 yıl kuralı. İşte 2054'de 7 yıl eklediğimiz zaman demek ki 2060'ların içinde bu operasyon tamamlanmayla alakalı görüşmeler ve adımlar atılacak. 2061 itibariyle bu olay tamamlanmış ve yola devam edilir bir görünümün olması hedefleniyor bir grup tarafından. Eğer gelecekte yetkililer gerekli olan önlemleri, tedbirleri almazlarsa İstanbul'u bekleyen özellikle tabii ki de İstanbul'da böyle bir sorun olursa bölünme, parçalanma bu doğal olarak Türkiye'de tehlikenin içinde olduğu anlamı çıkacaktır doğal olarak. Ve burada demek ki yetkililer gerekli olan tedbiri ve önlemi almazsa ülkemizi ileriki dönemlerde bekleyen böyle büyük riskli dönemler olacak demektir. Bununla alakalı tedbirlerin alınması gerektiğini bizler uzun zamandır söylüyoruz. Birileri evet ne yazık ki işte öyle büyüyoruz, böyle uçuyoruz. Türkler Turan'ı kuracak. Yok Türkler işte o bütün Türk cumhuriyetleriyle beraber Türk birliğini kuracak vesaire satını anlatıyorlar. Biz olduğu gibi bu projelerin en başından beri kimin e, mali denetiminde ve kime hizmet edeceğini anlatıyoruz değil mi sizlere? Projeyi Yahudi sermayesine verdiler. Ve projenin asıl mimarı da İngilizler diyorduk. Türk birliği ve Turan ile alakalı. Niye? Çünkü Türklerin hiçbir zaman, hiçbir dönem Turan ülküsü veya işte Türk birliğini kuralım vesaire gibi bir projesi yoktur. Bunu çoğu Türkoloğu takip etseniz bile yani seçme bile bir Türkologdan faydalansanız bile çok rahat bir şekilde size bunları söyleyecek arkadaşlar. Yani Türklerin hiçbir zaman bu anlamda bir hedefi olmadı. Yani Türklerin şöyle bir kızıl elması yok. Aman efendim bizler ne yapıp ne edelim? Türk birliğini kuralım. Yani var olan dünyadaki Türkler tek bir sınır içerisinde devletleşsin diye bir ülkümüz, bir kızıl elmamız bizim yok. Ne bunu Selçuklu'da görürsünüz, ne Osmanlı'da görürsünüz, ne de diğer kurulmuş olan o Türk devletlerinde görürsünüz. Biz konumuza dönersek. Yeni Roma vesaire olayları anlatılıyor bazı arkadaşlar tarafından. Onu da şöyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki efendim neymiş IMF Başkanı Christian Lagarde. 2014'ün Ocak ayında katılmış olduğu bir basın toplantısında 7 yılın sembolik olaraktan şifresini, gizemini, önemini biraz böyle basın toplantısının girişinde anlatmıştı. Ama ülkemizdeki arkadaşlar ne yazık ki o açıklamayı aldılar. Neymiş sanki Christian Lagarde. Yedi Tepeli şehrin yıkılacağıyla alakalı orada açıklama yap diye getirdiler. Hayır efendim orada öyle bir açıklama yok. Christian Lagarde böyle bir açıklama yapamaz zaten. Yani Yedi, yedi Tepeli bir şehir yıkılacak diye bir açıklama yapamaz. Konumu itibariyle yapamaz. Kapalı kapılar arkasında belki konuşulabilir ama açıktan basının önünde böyle bir açıklama zaten yapamaz. Yapmadı da. 7'yi konuştu. 7'yi konu anlattı. İşte öyle gizemi var, böyle sembolü var. 2014'ün içinde böyle bir açıklama yaptığı için bakın dedi. 2 ve 14 var dedi. Yani 14'ü 2'ye bölersiniz gene 7 çıkıyor dedi. Böyle basit bir mantıkla ortaya koyaraktan gene 7'ye bir işaretle bulunmuştu. Ama bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda o gün onun 7'ye vurgu yapmasındaki temel gayenin ne olduğunu biz ifade ediyoruz. İşte 2020'yi ifade etti. 7 yıl kuralını burada bir kere daha uygulayın. Ocak 2014'te bunu açıkladığı için otomatikman 7 yılı koyduğunuz zaman ne yapıyor işte? 2020'nin hemen başları gene oluyor. E burada karşımıza otomatikman yine salgınla alakalı bir süreci de demek ki o dönemlerden de işaret ettiğini görebiliyoruz. Sonra gelelim yine Tarihi yarımada dediğimiz İstanbul'a yani asıl orijinal İstanbul yani Konstantinopol denilen şehre bir dönelim. Hatta şu resmi de gösterelim. Bakın bu da Türkiye'de ilk defa gösteriliyor. Ekümenopolis'in e, ne kadar onlar için değerli olduğunu vurguladıkları bir karikatür çizimi de var. Bakın resmi görüyorsunuz. Ne diyor orada? Ucu olmayan şehir diyor. E zaten böyle bir organizasyonla, bir operasyonla bir oluşum gerçekleşecekse ekümene polis adı altında bu ne demek olacaktır? Vatikan'ın yani Katolik mezhebinin ciddi anlamda düşeceği Kilisenin bu kadar çok ön planda olamayacağı gücünün kırılacağı anlamına gelir. Niye? Çünkü İstanbul Kilisesi dünyada var olan kadim 5 büyük kilise içerisinde eşitler arasında birincidir. O yüzden eğer böyle bir operasyon yapılırsa ya bir bakım odası şu tanımı kullanalım. Vatikan devleti gibi ikinci bir Vatikan devleti de sanki burada kurulmak isteniyor gibi bir proje koydukları için ortaya söylüyoruz. Burada demek ki ön planda katalizör taşıyıcı bir kilise gibi gözükecek olan merkez İstanbul Patrikliği olacak diye bir zaten sonucu bize gösteriyorlar. Ama burada şunu söylemekte fayda var. Kehanetteki var olan Yedi tepeli şehrin yıkılacağındaki kehanetten ifade edilen yer Roma'dır. Hiçbir şekilde İstanbul değildir. Çünkü kehanet içerisindeki ifade edilmiş olan bu sözlerin tarihsel olarak yazılı hale geldiği an daha henüz İstanbul dediğimiz şehir yedi tepeli bir şehir değildi. Yani Konstantinopol diyoruz buraya değil mi? Konstantinopol denilen şehrin sınırları, şimdi İstanbullular varsa bizi daha rahat anlayacaklardır. Un Köprüsü vardır. Un Köprüsü'nden gelen, asıl adı tabi Atatürk Köprüsü'dür. Un Köprüsü'nden devam eden, Yeni kapıya doğru giderken orada bir Atatürk bulvarı vardır. Bu Atatürk bulvarı Bozdoğan kemeri dediğimiz İstanbul Saraçhane'nin olmuş olduğu yerden de geçer. Ve hemen e, oradaki cadde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu binaya teğet bir konumdan yeni kapıya doğru gider. Yani o yeni kapıya uzanan bu araç yolu, ana yol zaten orijinal Konstantinopolis şehrinin sınırlarıdır. Bu sınırlar içerisinde 5 tepe vardır. Ne zaman ki Konstantinopol dediğim şehir ne zaman kuruluyor? Milattan sonra 330'lar. Ne zaman ki aradan yaklaşık 100 yıl geçiyor. Milattan sonra 415'lere doğru geliyoruz. 415'lere doğru geldiğimiz zaman yeniden şehir imar edilirken bu seferki Roma İmparatoru 2. Theodosius onun döneminde şehrin sınırları genişletilerekten bugünkü var olan İstanbul'un kara surları inşa ediliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmeye gelmiş olduğu dönemde top atışlarıyla dövdüğü surlar işte bu. 2. Teodosius döneminde genişlemiş olan sınırları ifade eden surlardır. İşte bu genişleme yapıldıktan sonra 415'ler gibi dönemlerde İstanbul 7 tepeli şehre çıkıyor. Ama kanet ne zaman üretiliyor diyoruz biz? Kanet hepsi bundan önce. Yani işte Hristiyanlıktan bahsedersek ve özellikle İznik Konsili 325 yılında olduğunu düşünün. Daha sonraki gelen konsillerin 380'lerde vesaire olduğunu düşünün. Arada bir tane Kartaca Konsili vardır. Bu da zaten e, tam anlamıyla 4 kanonik İncil dediğimiz kitabın resmileştiği konsildir. İşte buralara baktığımız zaman artık yerleşik halde yazılı olarak, döküman olarak elimizde olduğu için bu veriler Kahane bizatihi Roma'yı kapsamaktadır. İstanbul 7 tepeli değildir. O yüzden de bu yedi tepeli şehirden yola çıkaraktan, tanımdan yola çıkaraktan İstanbul'u işaret etmek biraz da olsa zorlama oluyor. Ama tabii ki de şu e, kolaylığı göstermiyoruz. Yani birilerin İstanbul üzerindeki amaçları yok demiyoruz. Bu yanlış anlaşılmasın. Var. Zaten onu anlatıyoruz. Bakın ne diyoruz? 2054'lere doğru Ayasofya ile alakalı birilerinin planı var, programı var. İstanbul'la alakalı İstanbul'u düşerse Türkiye düşer diyoruz vesaire değil mi? Yani bu anlamda kimse İstanbul'la uğraşmıyor. Rahat olun diyecek halimiz yok tabii. Birilerinin plan ve programı var ama kehanet dizilimi içerisindeki yedi tepeli şehirdeki var olan yıkıntı veya var olacak olan yıkılacak bir tanımlama Roma'yı ifade eder diyoruz. Başka bir yeri değil. Bunu bir kere bilelim. Daha sonra devam ettiğimizde bakın yine bu gibi konuları anlatan arkadaşlar da Yanlış bir haber mi duyuyorlar? Kasıtlı bir şekilde konuyu oraya mı çekmeye çalışıyorlar? Onu tabi bilemeyiz. Hani niyet okuması da yapmayalım ama yapılan açıklamalarda yanlışlık hatalar var çünkü. O da şu. Sanki efendim İBB'nin açıklamış olduğu bir proje vardı. Hipodromun o span off dediğimiz dönen kısmı vardır. O dönen kısmın hemen iç tarafı vardır. İşte zamanında hipodrom aktifken onun altında gladiator odaları, atların ahırları ve o ahır ve gladiator odalarının önünden geçen geniş, büyük, yüksek tavanlı koridorlar olduğu, tüneller olduğunu biz biliyoruz. Şimdi o kısmın temizlenerekten tekrardan turizme kazandırılmasıyla alakalı bir proje açıkladı İBB ama bu proje açıklandıktan sonra işte diğer muhalif olan yani şu an İBB biliyorsunuz Millet İttifakı'nın bir adayının yönetiminde ama Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki olan basın organları da hemen bu açıklama yapıldıktan sonra Dediler ki vay efendim Millet İttifakı'nın başkanı İstanbul'da Roma'yı tekrar canlandıracak. Neymiş? Sanki hipodromun tamamını ayağa kaldıracak, inşa edecekmiş. E bunun içinde Sultanahmet Camii de var. Orasını da yıkacaklar biri işte vesaire diye böyle yüksek yüksek tondan eleştirilerde bulundular. Hayır efendim bir kere konuyu bilmeden bu kadar üzerine körü körü giderek siyaset yapılmasın diyoruz. Kaç kere buraları için gerekli yetkililer uyarılarda bulundu. Dediler ki efendim buranın temizliği yapılsın ve burası turizme kazandırılsın denildi. Kimse duymaya, herkes duymazdan geldi. Şimdi adam bunu yapacağız diyor hemen üstüne çökmeye çalışıyorlar yapamazsın edemezsin diyor. Olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Burası ile alakalı 2018 yıllarında kaç kere Cumhur İttifakı'na yakın olan televizyon kanallarında bile programlar yapıldı. Oraya özel ekipler gönderildi. Orada çekimler yapıldı. Videolar çekildi. Televizyonlarda yayınlandı. Oraya giren ekiplerdeki insanlar bile buranın en kısa zamanda turizme kazandırılması bir müze olmasını bile dile getirdiler. Ya yani bu böyle bir şey olabilir mi yani değil mi? Çünkü çok kıymetli bir yer elimizde böyle turizme kazandırabilecek. Hatta bir bakıma da olsa Türklerin geçmişteki var olan Roma'nın kalıntılarına bile kalıntısal eserlerine bile saygı gösterdiği onları imar edip ihya ettiğinin en büyük delili olacak yani çünkü dışarısı bizi neyle yaftalıyor özellikle Ayasofya üzerinde. Efendim siz geldiniz, yıktınız, ettiniz. Müslümanlar barbar vesaire deniliyor. Hayır işte barbar olmadığımızı gösterebileceğimiz en önemli yerlerden biri de orası. Burasını turizme kazandırdığınız zaman bizim var olan geçmişten gelen kültürel mirası mı, nasıl sahip çıktığımızı ortaya koyacağız biz. Çünkü bu kültürel miras bizim değil yani Osmanlı'nın vesaire değil Roma'dan kalan bir miras ise bizim o tarihsel kültürel mirasa nasıl saygı duyduğumuz o ortaya çıkacak. Ya yani Bunlar lütfen öyle basite alınaraktan siyaset malzemesi yapılmasın olması gerekeni yapsın diyoruz yetkililer. Nasıl ki şerefiye sarnıcı nasıl ki yere batan sarnıçları çok kısa sürede restore edildi ve şu an turizme kazandırıldıysa işte buranın da uzunca bir zamandır atıl halde kalmasının zaten bir anlamı yoktu. Şimdi temizlenecek ve turizme kazandırılması hedefleniyor. İnşallah yapılır. Bunu kim yaparsa yapsın zaten biz onu alkışlarız. Yani illa mevcut iktidar yaparsa veya muhalefet yaparsa diye burada partizan olmanın bir anlamı yok. Burada ülkemize yapılacak olan bir katma değer var. Bunu görmemiz lazım. O yüzden konuyu ucuz siyaset malzemesi haline getirmeyelim. Şuna da dönelim. Bu gibi yapılacak olan operasyonlarla İstanbul'un bir bakıma da olsa insansızlaştırılacağı anlatılıyor değil mi şimdi? Hayır efendim bunlar 20 yıldır anlatılıyor. Özellikle İstanbul içerisindeki siyasi parti mensubu bulunan, muhafazakar siyasi parti mensubu bulunan pek çok parti yetkilileri dönem itibariyle Fatih'teki bu tehlikeyle alakalı konuya dikkat çekiyor. Özellikle ne zaman? 2009 yıllarında İstanbul'da özellikle Fatih Belediyesi İki belediyeden oluşuyordu. Bir Eminönü Belediyesi, iki Fatih Belediyesi. Eminönü Belediyesi ne zaman Fatih Belediyesi ile birleştirildi ve tarihi yarımada dediğimiz ada tek bir belediyeye kavuştuğu an Eminönü Belediyesi'nin olmuş olduğu yer içindeki ne kadar çok eski vakıf hanı veya iş hanları neler varsa bunların hepsini otele döndürüleceği kararı varılmıştı ve bu otelleşme süreçleri başlayınca bölgedeki hane halkı ve insanlar o bölgelerden gitmek zorunda kaldı. Bunu kim yaptı siz düşünün yani 2009'lar diyoruz vesaire yani. Şimdi demek ki projeyi birileri tetiklemiş. Ve bugüne kadar da gelmiş Eminönü sınırları içerisinde kalan o hane insanları, o nüfus dağıldı, gitti. Şimdi bu dağılma bölgenin yine insansızlaştırılmasıyla alakalı etkinlik bu tarafa geliyor. Yani Balat, Fener, Ayvansaray kısmına geliyor. Daha sonra e, Laleli taraflarına geliyor. Onlara baktığımız zaman sıkıntı büyük. Bunları görmek lazım. Eğer birileri dikkat ediyorsa ve bunları görürken de şuna dikkat edelim. Çünkü buraları insansızlaştırılırken ne anlatılıyor? Patriklik de bu Fatih sınırları içerisinde pek çok yerden arsa alıyor, ev alıyor, toprak alıyor vesaire anlatılıyor değil mi? Evet alınıyor. Doğru. Ama şunu söyleyelim. Niye buradaki o zaman direnç göstermesi veya ayağını yere basarak sağlam durması gereken tarikatlar, cemaatler varken onlar buradan kaçıp gidiyor? Niye gidiyorsunuz? Gitmeyin. Gidenler arasında bölgede de en nüfuslu olanlardan biri bundan işte 10 yıllar öncesinde kim vardı? Mahmut Efendi dedikleri yani İsmail Ağa cemaatinin lideri olan Mahmut Efendi dedikleri kişi. O buradan gitti. Sonra arkasından Cübbeli de gitti. Cübbeli vesaire Fatih sınırlar içerisinde değil ki. Ve bununla beraber yine bölgede var olan büyüklük küçüklü yine tarikat ve cemaatler Fatih ya, tarihi yarım adadan gidiyorlar. E niye gidiyorsunuz? Sizler zaten burada kalarak mücadelenin içinde olmanız gerekirken mücadelenin dışına çıkıyorsunuz. Ama dışarıdan da orayı terk etmeyin diye millete bir bakıma da olsa fitne çıkarıyorsunuz. Sizler burada kalacaktınız. Niye gittiniz? Bunların cevabı gelmesi lazım sizden. Sizler gidiyorsunuz, onlar gidiyor. Bölge terk ediliyor. Ondan sonra adamlar bölgedeki yapmak istediklerini hayata geçirmek için adım attıklarında bak birileri operasyon yapıyor diyor. E gitmeyin. Pek çok yine tarihi yarımada içerisindeki kiliseye döndürülmüş evlerden bahsediliyor. Şimdi bunlarla alakalı doğruluğun olup olmadığıyla ilgili araştırmaların yapılması lazım. Burada en çok görev istenirse Diyanet'in de üzerine düşen görevler var. Bu konuyla alakalı ilgilenilmesi gerekiyor. Neredesiniz? İlgileniyor musunuz, ilgilenmiyor musunuz? Değil mi? İlgilenildiğini görmüyoruz. Özellikle Balat tarafına giderseniz Balat'ta pek çok mekanda nasıl bir dejenerasyon olduğunu, oraların tamamen bir iş alanı olduğunu, ticarethaneye döndüğünü, evlerin tamamen satılaraktan hep iş yerlerine döndürüldüğü, yani oranın da insansızlaştırıldığını görmek çok mümkün. Çeşitli farklı derneklerin kurulduğunu, vakıfların kurulduğunu, bu vakıfların aracılığıyla işte sanki ev kiliselerinin başladığını, insanları, çocukları oralara doğru yönelttikleri gibi anlatımlar da var. Hadi iddialar var diyelim. Ya bunlar iddia değil tabi bölgeye gelen bunları görüyor. Bölgedeki var olan konuyu hassasiyetle yaklaşmış olan muhafazakar partilerin mahalle temsilcileriyle bile görüşseler zaten bunların doğru olup olmadığını öğrenecekler. Hadi mahalle temsilcileri geçtik. Bölgedeki var olan muhtarlarla görüşseniz bile çünkü bölgedeki var olan muhtarlar iktidarın muhtarları. Onlar bile konu hakkında nelere şahit olduklarını birebir konuşmalarımızda ifade ediyorlarken iktidar gelsin burada onları sorsun. İlçe yönetimleri gelsin sorsun, il yönetimleri gelsin sorsun. E konunun ne kadar da olsa biraz da kangren hale doğru gittiğini artık kendileri görmüş olsunlar, şahit olmuş olsunlar. Şimdi o yüzden şunu söylemeye çalışıyoruz. Adamlar yapmak istediklerini yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Yapılırken olayın nereye doğru gideceğini görenler oluyor mu? Oluyor. Uyarılarda bulunuluyor mu? Bulunuluyor. Dikkate alınıyor mu? Alınmıyor. Sorun burada. Çünkü çeşitli konular hakkında da çeşitli dönemlerde iş başında olan yöneticilerin dikkate almadığı konular daha sonra insanların başına felaket olarak geliyor. Yani geri dönüşü çok kolay olmayacak bir sürece doğru girilmiş oluyor. İş işten geçmiş oluyor. Şimdi oralarda o yani hipodromun altındaki yerin açılmaması ile alakalı bir direnç ortaya koyan arkadaşlara şunu söyleyelim. Bunu söyleyeceğinize Balat'ta Demir Kilise'ye 16 milyon TL bütçe vererekten oranın restorasyonu yapan kimdi? Ülkemizde Cumhuriyet tarihinde ilk defa sıfırdan bir kilise inşaatını yapan kim? Dinler arası diyalogla ya bismillah diyerekten, ya Allah diyerekten kurdele kesip kilise açanlar kimlerdi? Ya yani bunları görelim değil mi? Şimdi bunları gördüğümüz zaman ne için konuşuyoruz? Burada dinimizle alakalı veya bölgedeki var olan Müslüman nüfusun yerinden edilmesiyle alakalı bir sorun var. E bunları görelim diyoruz. Ve yine bu iki kilisenin birleşmesiyle alakalı olaraktan bir diğer kehanetin nerede geçtiğini biz biliyoruz. Türk İmparatorluğu'nun yıkılışına dair kehanetler kitabı. Zaten görüyorsunuz resmini. Bu kitap içerisindeki kehanetlerden birinde işte batıdaki ve doğudaki kilise merkezlerinin barışacağıyla alakalı bir kehanet anlatılır ve bu kehanetin tarihi de bin yıl sonra olacak diye zaten not edilmiştir. Ya yani bunları görelim. Bunlar işte öyle afaki konular değil. Tamamen içinde bulunmuş olduğumuz, yaşadığımız konular ama Niye insanlar bunları dikkati çekmiyor? Çünkü kısık ateşte bunlar oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş olduğu için insanlar farkına varamadan iş işten geçmiş oluyor. Bu konulara o yüzden dikkat edin. Bir de şunun da altını çizelim, düzeltelim. Bakın genelde ne hikmetse İstanbul Fener Rum Patrikhanesi ile alakalı bir görsel kullanılacağı zaman yanlış görsel kullanılıyor. Balat'ta çarşamba sırtlarında olan bu gösterişli binayı konuyu bilmeyen arkadaşlar hemen Burası patriklik binası. Burası patriklik kilisesi diye anlatıyorlar. Alakası bile yoktur. Alakası bile yoktur. Burası normal müfredatı olan bir öğretim yurdudur. Yani okuldur burası. Hiç de öyle patriklik kilisesi değil, patrikhanenin merkezi değildir. Patrikhanenin merkezi tam anlamıyla Fener'de, sahile, Halit sahile çok yakın olan bir yerdedir. Böyle heybetli bir binası da yoktur. Oradaki bulunmuş olduğu konumda 1600'lü yıllardan itibaren oradadır. Yani yaklaşık 400 yıldır aynı yerde sabit olarak durmaktadır patliklik merkezi. Yani bir, bir ara kısa süreli buralıydı daha sonra oraya döndü değil. Çünkü bu görmüş olduğunuz heybetli binanın yapım tarihi ne zaman? 1881. Biz ne diyoruz? Patliklik zaten ne zamandan beri yerinde? 1600'lü yılların hemen başından itibaren bulunmuş olduğu konumda. Ya bunlar tesadüf değil onu görüyoruz. Şimdi bir tadilat süreci var Ayasofya'da. Tadilat süreciyle alakalı en büyük beklenti ne? Özellikle vakıf ne istiyor? E, vakıfla Bakanlık Kültür Bakanlığı bir bakıma kavgalı halde. Kültür Bakanlığı diyor ki Ayasofya'yı bana üst kat olarak geri ver. Ben üst kata ziyaret çıkarayım, turist çıkarayım, çıkaracağım turistlerden de yine bilet keserekten para kazanayım diyor. Üst katı da cami olduğu bugüne kadar yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Cami olduğu günden beri üst kata çıkış yasak. Çalışma mı var? Hayır. Restorasyon malzemeleri mi var? Hayır. Yeni restorasyon için iskele taşındı, iskele kurulumun ara var. O yüzden insanla alakalı şantiye ortamı olduğundan dolayı güvenliksiz bir alan mı olduğunu ortaya koyarak yasaklanıyor çıkılması? Hayır. Yukarıda hiç kimse yok. Ne malzeme var? Ne bir çalışma var ne hiçbir şey yok. Ortalık tertemiz. Ama niye çıkarılmıyor? Cami olacağı ana kadar açık olan, müzeyken açık olan yapıda üst kata çıkış serbestti. Ama cami olduğu andan itibaren iki buçuk yıldır üst kata çıkış yasak. Neden? Değil mi? Bunları soralım. Çünkü camileşme sürecine izin veren dışarısındaki o güçler diyelim, dış güçler diyelim. Nerenin cami alanı olacağı yani nereye halı atılacağı, nereye halı atılmayacağına kadar bunlar protokole bağlanmıştı arkadaşlar. O yüzden onfolyon dediğimiz alana da halı atamadılar. Soruyu şöyle soralım. Osmanlı döneminde de o onfolyon dediğimiz yerde halı yok muydu? Vardı. Şimdi Osmanlı döneminde varken şimdi yokken yoksa yani e o zaman düşünelim değil mi neden yok diye. Şimdi daha fazla uzatmayalım bu şekilde bize çok sık atmış olduğunuz bu Ekümenopolis ile alakalı projeksiyonun ne olduğunun herhangi bir şekilde farklı bir görülmeyen veya anlatılmadıkları bir konu var mıydı yok muydu diye toplu bir şekilde cevap vermiş olalım sizlere. Konular hepsi her zaman için detaylıdır ve kehanet merkezdedir. Kehanetleri bilmeden dünyada yaşanacak olan olayları anlamak imkansızdır. Bunun da altını bir kere daha bu vesileyle çizmiş olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.